22 Ocak 1886 yılında Hazreti Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın Hindistan'daki Husyarpur şehrine bir seyahati vardır. Bu yolculuğun sebebi nedir? Neden gitti oraya ve orada ne işlerle meşgul oldu? Hangi sonuçlar elde etti? Bunları bize anlatabilir misiniz efendim? Bu sorunun cevabı biraz da uzun olacak. Buyurun Bizim hocam. zamanımız kısıtlı olduğu için Evet. bence bu soru hakkında özel bir program hazırlanabilir. Çok detaylı bir cevabıdır Evet. bunun. Şimdi şöyle, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Kadiyan'da bulunuyordu tabii. Kadiyan küçük bir köyeydi önce, ondan sonra kasaba haline geldi. Orada değişik dinlere mensup insanlar orada yaşıyorlardı. Müslümanlar, Hindular ve Sihler, hatta Hristiyanlar bile orada mevcut idi. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dünya insanlarına muhatap oluyordu. Gelin ben İslamiyet'in gerçek bir din olduğunu size ispat edeyim. Keramet istiyorsanız, mucize istiyorsanız onu ben size gösterebilirim. Allahu Teala bana yardım edecek. Allah'ın elindedir ama ben ona ricada bulunacağım ve inşallah Teala o benim elim üzerinde o mucizeleri ve kerametleri belli edecek. Bunun üzerine Kadiyan'da yaşayan Hinduların bir delegesi Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktı ve arz ettiler. Efendim, siz bütün dünya insanlarına ben keramet göstermeye yahut mucize göstermeye razıyım. Yeter ki siz bana gelin, benden talep edin. Ben İslamiyet'in gerçek bir din olduğunu ispat etmek üzere böyle bir keramet göstereceğim. Biz sizin aynı şehirde sizinle beraber aynı kasabada biz oturuyoruz. Bizim hakkımız yok mu? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onların bu kelimelerini dinledi. Onlar dediler ki bize bir keramet gösterin. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onları haklı buldu ve dedi ki tamam ben kabul ediyorum. Yüce Rabbime dua edeceğim ve inşallah Teala o bana mutlaka bir mucize yahut Türkçe'de genel olarak ulemalar keramet diyorlar, onu bana verecek. Ondan sonra dua etmeye başladı Yüce Allah'a. Ve şimdi sizin sorunuza geçiyoruz, yani Huşyarpur ile bunun ne alakası var? Allah-u Teala tarafından kendisine ilham geldi. Senin ukden, yani senin problemin Huşyarpur'da çözülecek. Yani oraya git ve oraya giderek dua et ve orada senin duaların kabul olacak ve sana ben bu mucize yahut bu kerameti sana vereceğim. Şimdi burada bir soru insanın aklına gelebiliyor. Allah her yerde vardır. Kadiyan'da veremez miydi? Tabii ki verebilirdi. Fakat bir insan bellidir, kim olursa olsun, Allah tarafından gelen bir imam yahut bir peygamber, bir nebi, o dahi diğer yönden bir beşer olur. Ve beşeri ihtiyaçlar onunla beraber vardır. İnsan kendi evinde rahat, ne kadar rahat oturabiliyorsa diğer yerde o kadar rahat oturamaz. Mümkün değil. Velev ki daha fazla evinden daha fazla rahat bile kendisine sağlanırsa yine de kendisini kendi evindeki gibi hissedemez. Ve böyle bir durumda insanın kalbinden dualar da daha fazla çıkar. Evet. İnsan olağanüstü bir durumda olduğu zaman, rahatsız olduğu zaman Allahu Teala daha fazla yalvarır, yakarır ve dua eder. Belki de o yüzden Allahu Teala dedi ki Huşyarpur'a git ve senin meselen orada hal olacak. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Huşyarpur'a gitti. Ben kısa kesmeye çalışıyorum. Orada oruç tuttu. Dua namaz eda etti. Ve Allahu Teala'ya yalvardı. Ve en son Allahu Teala kendisine ilham indirdi ki biz ona Urdu dilinde peşgoi muslehe mev'ud diyoruz. Evet. Muslehe mev'ud yani vaat edilen ıslah edici. Vaat edilmiş ıslah edici. Neden? Çünkü eski eserlerde bile o zatın geleceği beyan edilmiştir. Hristiyanların, Yahudilerin Talmud adlı bir kitap var. Orada zikredilmiştir. Mesih Maud Aleyhisselam ve İmam-ı Mehdi ve ondan sonra onun oğlunun geleceği.
ve bizim büyüklerimiz, İslam büyükleri bile ondan bahsettiler. İmam-ı Mehdi'den sonra Hazreti İmam Mahmud adlı bir oğlu olacak ve o onun yerine geçecektir ve onun görevini yapacaktır. Yani onun için ona Muslih-i Meb'ud deniyor. Şimdi peşgoy önceden daha vuku bulmamış olan bir hadiseyi vuku bulmasından önce insanlara anlatmak. Ona Urdu dilinde ve Farsça'da bile peşin goyu yahut peş goyu derler. Türkçe'de ben bilemedim, belki de benim bilgi eksikliğim var. Kehanet kelimesi kullanılıyor genellikle ama evet. Mesih Muhammed Aleyhisselam kahin değildi ki. Kehanet diyelim. Şimdi nerede kalmıştık? Daha tabii sorunuzun cevabınızın ortasında maalesef teknik problem yaşadık. O Huşyarpuri ile ilgili bir evet. Şey anlatıyordum. Mesih Muhammed Aleyhisselam, ben şimdi daha da kısa kesmeye çalışacağım. Buyurun. Huşyarpur'a gitti ve Allah-u Teala kendisine ilham yoluyla haber verdi. Ben sana bir çocuk vereceğim, bir evlat vereceğim. Fakat o sıradan bir çocuk olmayacak. Zahiri ve batini, yani iç ve dış bilgiler ile doldurulacak. Ve uzun ömür yaşayacak. Üçü dörde çevirecek. Yani kısacası 52 tane alametini söyledi. Hı hı. Şu 52 tane alamete sahip olacak bu çocuk. Böyle bir çocuk sana vereceğim. Şimdi düşünmek lazım. Eğer insan işi olsaydı, dünyada kim vardır? Öyle bir doktor bile yok ki bir insana mutlaka evlat versin, o da erkek olsun, kız olmasın. Öyle bir doktor yoktur asla. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hatta bazı kimselerde hiç çocuk doğmuyor. Doğarsa da yalnız kızlar doğuyorlar. Sonra bazılarda kızlar oluyor, erkekler oluyor ama hiç kimsenin elinde değil. İlla ben erkek doğuracağım, öyle bir şey yok. Kimsenin elinde değil. Evet. Hadi diyelim çocuk doğdu. Ondan sonra kim diyebilir ki bu uzun yaşayacaktır? Hiç kimsenin elinde değil. Ben deriz Doktor Muhammed Şems. Beni iki tane kızım küçük yaşta vefat ettiler. Birinci kızım aşağı yukarı 11 aylık iken vefat etti. Bizim göz bebeğimiz idi. Yalnız benim değil, bütün aile onu seviyordu. Fakat gitti. Ondan sonra ikinci kız doğdu. Üçüncü kız yine daha 5 gün iken vefat etti ve gitti. Yani biz ona uzun ömür veremedik. İnsanın elinde değil, Allah'ın elindedir. İsterse uzun ömür verir, ister vermez. Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselam, İmam-ı Mehdi Aleyhisselam dedi ki Allah-u Teala bana ilham yoluyla haber vermiştir. Sana vereceğim o çocuk uzun ömür yaşayacaktır. Sonra birçok insanlar vardır. Bütün çabayı sarf ederler ama çocuk cahil kalır. Okula gitmez. Okula giderse de ilk okulu zor bitirir. Bitirmez ve okuldan ayrılır. Bu çocuk öyle değildi. Zahiri manada onun babası onu okula gönderdi. Birinci sınıfta kaldı. Şöyle oldu. Şimdi biraz nispeten mecburen ne yapayım, uzatmam gerekiyor. Küçük bir bebek iken bir gün ağlıyordu. Orada bir hizmetçi bir kadın, dışarıdan olan, buna meme verdi, süt verdi. Kendisi hasta olduğu için onun mikropları çocuğun içine de girdi. Ve hayatı boyunca onunla beraber kaldı ve zavallı muzdarip olduğu değişik hastalıklardan dolayı. Gözü mesela uzağı göremiyordu, yazı tahtasını bile göremiyordu. Onun için ne çalışacak ki? Birinci sınıfta kaldı. Kendi hocalar vardı. Haydi tamam onu ikinci sınıfa geçirelim. Orada kaldı ikinci sınıfta. Üçüncü sınıfa geçirdiler. Velhasılül kelam en son 10. sınıfta artık merkeze göre üniversitenin giriş sınavı gibi bir sınav yapılıyor. Ona katıldı ve hiç kazanamadı, ayrıldı. Zahiri tahsil bu kadar. Fakat Allah-u Teala ona söylemişti. Ben onu
iç ve dış bilgiler ile doldurulacağım. Öyle tefsirler yazdı ki, 10 cilt tefsir yazdı ve tabii ki Türkçe bugün olduğu gibi tercüme edilmemiştir. Biz elimizden geldiğince yapıyoruz. Allah-u Teala nasip ederse bugün de yarın tercüme edilecek. Fakat bir kısmını ben ve diğer arkadaşlar biz onu uğraştık, baktık. İnşallah o pek yakında ortaya çıkacak. Siz bakın, benim değil o. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve onun halifelerinin bize anlattıklarını ben kendi kelimelerle onu ben beyan ettim. Diğer hocalarla bizim aramızda dağlar kadar fark var ve yepyeni manalar vermiştir. Diyor ki, ben bir rüya gördüm, bir melek geldi. Hazreti Mirza Mahmud, ikinci oğlu, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği o çocuk, diyor ki Allah-u Teala bana bir melek gönderdi. Melek de dedi ki, benden önceki müfessirler İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn buraya kadar tefsir yazabildiler. Bundan sonraki tefsiri hiç kimse yazamadı. Ben onu sana öğreteceğim ve sen yazacaksın onu. Ve ondan sonra da meydan okudu. Gelin benim karşıma çıkın ve tefsir yazın. Eğer yazabilecek birisi varsa kimse önüne çıkıp tefsir yazamadı. Ve zahiri bilgiler çok olaylar var. Bir defa General Muhammed Ayub Han, General Ayub Han, o reisi cumhuriydi, Pakistan'ın reisi cumhuru ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir torunu, kendisiyle mülakat, yani görüştü, kendisiyle gidip orada bir görüşme yaptı ve General Ziaul Hak ona bir olay anlattı. Dedi ki, ben Quetta şehrindeydim. O zaman Quetta askerin orada bir fakültesi var. Onun müdürüydüm ben. Sizin babanız, yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği o çocuk oraya geldi ve Ahmediye cemaati bir ziyafet verdiler. Bizi de çağırdılar. Biz gittik. Yemek yedi. Yemek gayet güzel. Ondan sonra sizin babanız ayağa kalktı, bir konuşma yapacak. Ben zannettim ki şimdi yemek yedik, buna bizi çağırdılar. Ama şimdi kalkıp gitmek de olmaz. Haydi dinleyelim, bir din konusunda bir şey söyleyecek. Babanız Hazreti Musleh-i Mev'ud, Allah-u Teala'nın vaat ettiği o zat, İslam'ın kahramanı, Pakistan'ın savunması konusunda konuşma yapmaya başladı. Şimdi diyor ki, ben güldüm. Dedim ki, bu bize ders mi verecek? Bu molla, din adamı, bunun savunmadan bildiği ne var? Bana mı ders verecek? Ben bir generalim ve müdürüm, yani fakültenin müdürü, bana mı ders verecek? Ama ne yapalım? Kalıp gitmekte olmaz. Ben oturdum, sizin babanız konuştu, aşağı yukarı bir saat. Onun konuşması bitti. Bana öyle geldi, sanki ben ilk okul öğrencisiyim ve ilk gün bugün okula gidiyorum. O kadar fazla bilgiye sahip idi. Evet. Bu yalnız bir örnek. Allah-u Teala ne dediyse onu yerine getirdi. Şimdi bir alametten daha burada bahsetmek istiyorum. Mesih Maud Aleyhisselam'a Allah-u Teala ilham indirdi. O sana verecek olan çocuk 3'ü 4'e çevirecek. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki, ben bunu anlayamadım. Hı hı. Hakikaten benim aklıma girmedi. Bu ne demektir? Allah bilir. Çünkü eğer o zaman Mesih Maud Aleyhisselam'a Allah-u Teala anlatsaydı ve o da yazsaydı, o zaman diyebilirlerdi ki plan kurdular. Antrika evet. Yaptılar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benim haberim yok. Ondan sonra bir zaman geldi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci eşinden 2 tane oğlu vardı. Birincisi Fazıl Ahmet ve ikincisi Sultan Ahmet. Fazıl Ahmet genç iken vefat etti, evlenmeden. Ve ikincisi Sultan Ahmet vardı. Fakat Ahmedi değildi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyordu. Sevgi gösteriyordu babasına. Fakat Ahmedi değildi. Cemaatine katılmamıştı.
Ondan sonra Hazreti Mevlana Nuruddin halife olduğu birinci halife, onun zamanında da biat etmedi ve cemaate katılmadı. Sonra Musleh Mevud, Allah-u Teala'nın söz verdiği o çocuk, o halife oldu. Başlangıçta yine Ahmedi olmadı. Fakat bir zaman geldi ki, aklına geldi Ahmedi olacağına karar verdi ve talep etti küçük kardeşini, gel benden ben biyetimi al. O da yanına gitti ve evine giderek ondan biyet aldı ve öylece o da cemaate katılmış oldu. Yani ikinci eşinden üç evlat vardı, üç çocuk. Onlar Ahmediydiler ve Sultan Ahmed'in katılmasıyla 3-4 oldu ve o da Musleh Mevud vasıtasıyla oldu. Musleh Mevud 3'ü 4'e çevirecek diye Allah-u Teala bilgi vermişti. Şimdi evet. O kadar detaylı bir şekilde insan bakarsa karar vermesi lazım. Yalnız Allah o kadar kadirdir. Ne isterse yapabilir, insan yapamaz. Ve bu bir defa İslamiyet'in doğruluğuna büyük bir delildir. İkincisi, Hazreti Mesih-i Mevud ve İmam-ı Mehdi Aleyhisselam, Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselatü Vesselam'ın iddialarının da doğru olduğunu göstermektedir. Başka bir neticesi çıkmamaktadır. Artık kim ne nasıl düşünürse düşünsün, o onun bileceği şey. Ma aleyna illel belag, bizim görevimiz yalnız açıklamak ve mesajı iletmektir, o kadar. Çok sağ olun hocam, ağzınıza sağlık, teşekkür ederim.